Kur'an okurken dikkat ediniz, imani ayetler, imana müteallik ayetler, okuduğunuzda anlam itibarıyla düşünsel planda emin olmanız beklenilen, fakat ameli olarak bir şey yapmanız sizden istenilmeyen, mündericatından, sizden bir amel istenilmeyen, beklenilmeyen ayetlere itikada müteallik ayetler diyoruz. Bu tanım işinizi kolaylaştırır. Yani anlamayı kolaylaştırır, tasnifi de kolaylaştırır. Yani okuduğunuzda anlamı itibariyle düşünsel planda sizden bir şey isteyen, düşünce ve emin olma planında bir şey isteyen veya reddetme planında sizden bir talebi olan ama herhangi bir amel, bir iş talep etmeyen, böyle bir istemi bulunmayan ayetlere itikada müteallik ayetler veya kısaca itikadi ayetler denilir. Tamam? Ameli ayetler ise düşünsel planda herhangi bir şey talep etmeyen, birincinin tersine, düşünsel planda herhangi bir şeyden emin olmanızı gerekli kılmayan, fakat sonuçta sizden herhangi bir davranışı yapmanızı veya o tür bir davranıştan sakınmanızı isteyen, sakınmanız talebinde bulunan ayetlere de amellere müteallik ayetler veya kısaca ameli ayetler denilir. Örneğin, akimussalâ, âtuzzekâ, bunlar itikada müteallik ayetler değildir. Yani bunlar sizden düşünsel planda inanmanızla ilgili, emin olmanızla ilgili bir talepte bulunmuyor. Ne bulunuyor? Fiil bunlar. Yani salatı ikame edin, zekatı da verin. Yani malınızı da temizleyin diyor. Bunların ikisi de iş, amel. Bu ameller, yani bunlara inanmadan mı yapacağız? Zaten Allah'ın sözü olduğuna inanıyoruz. Yani genelde Kur'an'ın tümüne inanmamız, Kur'an'ın tümünün Allah'ın kelamı olduğundan emin olmamız ayrı konu. Biz tek tek ayetleri incelerken karşılaştığımız durumu söylemek istiyoruz. Örneğin, kimi ayetler var, yalnız itikada müteallidir. Yalnız itikattır kapsamına aldığı şey. İtikadi hususlardır. İnanmayı. Mesela kul, yani mesela huvallahu ahad. O ki birdir. Bu yalnız inançla, emin olmayla alakalı bir ayettir. Yani içinde, şu ifadenin içinde bir amel talebi yoktur. Var mıdır? Yok. Kimi ayetler vardır, yalnız amele müteallittir. Örneğin demin söylediğimiz gibi akimussalâtu zekâ mesela veya içkiden uzak durmak, değil mi? İçki içmemek. Bunlar amel talebidir. Kimisinin menfi amel talebi, kimisinin nispet amel. Yani kaçınılması gerektiği belirtilen amellere, amellerden kaçınmaya menfi amel deniliyor. Yani yapılmaması gerekenler, öbürlerine de müsbet amel deniliyor. Mesela namaz kılma, şunu yapınız, bunu yapınız. Yapmamızı istediklerine müsbet amel diyoruz, diğerlerine menfi amel. Yani kaçınılması gereken işler, davranışlar ile yapılması gereken işler, davranışlar söz konusudur. Kimi ayetler de vardır, içeriğinde hem itikada taalluk eden bölümü vardır, hem de amele taalluk eden bölümü vardır. Yani mesela yetimin malına haksız yere el uzatan yok mu? Onlar için ne kötü bir yer hazırlanmıştır. Yani cehennem. Burada amele taalluk eden kısmı bu ayetin yetimin malına haksız yere el uzatmaktır. Yapılmaması gereken şey haksız yere yetimin veya yetim bulunanın malına el uzatmaktır. Kaçınılması gereken. Burası ayetin bu kısmı amele taalluk eden kısmıdır. İken onlar için kötü bir yer, yani azap görecekleri bir yer hazırlandığını belirten kısmı ise itikada taalluk eden kısmıdır. Anlatabildim mi? Yani öyle yapanın
azap göreceğinden emin olmalısınız. Çünkü bu söz Allah'ın sözü.